Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Arkeoloji ikinci dersimiz. İlk dersimizde arkeolojinin temel kavramlarını söylemiştik. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Arkeoloji ile ilgili okumak isteyen arkadaşlara, şuradan gözüküyor herhalde. Profesör Doktor Veli Sevin'in Anadolu Arkeolojisi kitabı. Çok güzel bir eserdir. Bu da Tanrıların Vatanı Anadolu, Krim'in bir eseri. Tabii bunlar doğrudan KPSS'ye soru çıkacak diye değil ama genel çerçeveyi anlamak için çok güzel kitaplardır. KPSS ile nokta atışı şeklinde soru yakalamak istiyorsanız da açık öğretim kitapları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını tavsiye ederiz demiştik daha önce. Şimdi tekrar slaytlarımıza dönelim. Höyük'ten ve Tümülüs'ten bahsetmiştik. Ören yeri ne demek? Onu bir anlayalım. Genellikle yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı, anıtsal yapıların bulunduğu kent yıkıntılarıdır. Mesela Efes bir ören yeridir. Mesela Assos bir ören yeridir. Mağara kaya sığınakları genellikle kalkerli topografyalarda suyun etkisiyle doğal olarak oyulmuş oyuntulardır. Doğal ve korunaklı yerler olduğundan bazen yerleşim yeri, bazen de tören yeri olarak kullanılmıştır. Örneğin İspanya, Fransa sınırındaki Pire Dağları'ndaki Altamira Dağı mağarası vardır. Löksöz mağarası vardır gene orada. Türkiye'de Karain mağarası. Bu şeyde İstanbul'daki neydi ismi? Hatırlatın arkadaşlar ya. İstanbul'daki neydi? Ha, Fikirtepe. Yerde mağara ve kaya sığınağıdır. Mezarlıklar, nekropol, ölü gömmek için yaşam alanının dışında kullanılan yerlerdir ve eski toplumlar genellikle bizdeki kültürde olduğu gibi köyün yanına mezarlık yapmamışlardır. Biraz ayrı yapmışlardır mezarlıkları. Bunu da antropologlar çok tartışırlar. Bunun en önemli nedeninin dinsel değil, fonksiyonist ve işlevselci bir yaklaşımla ölülerden virüs veya mikrop gelme olasılığına karşı biraz uzağa gömüldüklerini söylerler. Mesela Mısır'da yaşanılan kent Nil'in bir tarafındadır. Ölülerin gömüldüğü kent Nil'in karşı tarafındadır. Böyle ayrımlar genellikle eski toplumlarda vardır. Arkeoloji neden başladı? Merak mı? Bunları söylemiştik. Şunu söyleyelim. Arkeolojinin temel etkenleri bir Tevrat arkeolojisi. Tevrat'ta yazan yerleri bulma, ispatlama kaygısı arkeolojinin başlangıç nedenlerinden bir tanesidir. Tevrat dediğimiz şey Musevilerin kutsal kitabıdır. Aslında orada karışık bir durum var. Eski Ahit adı veriliyor. Musevilere Tanrı eliyle indiği varsayılan ya da bizim de inandığımız kitap Tora'dır. Orada Talmud vardır, Tevrat vardır, eski ahit derler falan. Orada kültürel bir şeyler de olmuş orada. Ama şunu anlayalım. Avrupalı antropologlar ve arkeologlar 1800'lü yıllarda Hristiyandır ve Hristiyanlar yeni ahit derler İncil'e. Musevilerin kitabında da eski ahit derler ve ikisine de inanırlar. Eski Ahit'te de baya baya tarihsel olaylar falan anlatılmıştır. Buradaki Tevrat'ta bahsedilen yerlerin bulunması kaygısı en önemli arkeoloji meraklarından bir tanesi olmuştur. İkincisi ulusal arkeolojidir. Bu ulusların kendilerine köken arama çabasıdır. Türk arkeolojisinin gelişiminde de aslında bu çok önemli yer tutmuştur. Osman Hamdi Bey arkeolojinin Osmanlı'daki kurucusu. Osmanlı'dan başlayarak Cumhuriyet döneminde de Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuda yoğun çalışmaları vardır. Ve o dönemin kadrolarının en önemli derdi Türklerin 1071'de Malazgirt'te Anadolu'ya gelmedikleri aslında daha önceden de burada oldukları konusunda bir bakış açılarını ispat etme dertleri vardır. Tabii o dönemde çok başarılı çalışmalar da yapılmış, başarısız çalışmalar da var. Mesela Güneş Dil Teorisi başarısızlığa uğramıştır. Mesela o dönemde Truvalılar acaba Türk müdür? Efendim Etrüksler Türk müdür? Hititler Türk müdür diye çok çalışmalar yapılmıştır.
Üçüncüsü antropolojik arkeoloji. Özellikle biyolojik antropolojinin evrimsel kanıtlar arama çabası kültürel antropolojiye ve arkeolojiye de destek olmuştur. Dördüncüsü de macera perest ve define avcılarının uğraşmaları. Enteresandır. Şimdi o dönemde 1850'ler, 1880'ler civarından bahsediyoruz. Bir kısmı hakikaten hiç arkeolojiden, antropolojiden haberi olmayan, sırf yağma için gelen definecidir. Bir kısmı da sırf bilim insanıdır. Ama bir kısmı da vardır ki biraz defineci, biraz bilim insanıdır. Bunların en tipik örneklerinden bir tanesi Schliemann'dır. Schliemann, Troya'yı bulan kişidir. Almandır. Yunan asıllı bir karısı, eşi vardır. Nereden biliyoruz bunu? Antropoloji kitaplarında, bu okuduğum kitaplarda hep resimleri falan var. Eşinin üzerine o Troya hazinelerini asmış, fotoğrafını çekmiş falan filan. O fotoğraflar hala duruyor. Şimdi Schliemann enteresan bir karakter. Mektepli bir arkeolog değil. Ama çok okumuş. Belki mekteplilerden daha çok biliyor. Çok enteresan. Troya'nın, yani Truva'nın yerini Homeros destanlarından, işte dağın şu tarafındaydı kale falan diye, oralardan okuyarak, tahmin ederek bulmuş. Bu da müthiş bir zeka olduğunu gösteriyor. Daha sonrasında bu Troya hazineleri Almanya'ya götürülüyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar zannedersem Almanya'da kalıyor. Sonra Rus orduları Almanya'ya giriyor. Berlin'den Rusya'ya götürüyorlar önemli bir kısmını. Sonra bir kısmı iade edildi Türkiye'ye, bir kısmı iade edilmedi. Çoğu da şu anda Rusya'da olması lazım. Arkeolojinin temel çalışma yöntemleri demişiz. Tek tek kaynak araştırması, yüzey araştırması falan diye. Bunları tek tek söyleyelim ne olduğunu. Kaynak araştırması, arkeolojik alan çalışmasından önce yapılan eski çalışmaları incelemek için bilimsel yayın taramasıdır. Mesela eski gezginlerin seyahatnamelerinin okunması, gezginlerin gravür ve resimlerinin incelenmesi, antik kaynak yazıları, eski dönem harita, kroki ve resimleri, bilimsel makaleler. Tabii bunların bir kısmı bilimsel ve nesneldir, bir kısmı da uydurmacadır. Mesela geçmişten Mu uygarlığının haritası falan diyerek bir sürü harita var, hala arıyorlar, hiçbir şey çıkmadı. Bunun yanı sıra tabii iyi kaynaklar da var. Mesela Strabo'nun, yanılmıyorsam milattan sonra 10-20 yılları, yani milat civarında Romalı Strabo'nun Anadolu'daki gezmeleri, gezdiklerinden üzerine yazdıkları da arkeolojik çalışmalar için bayağı veri sağlamıştır. Yine bulunan bir arkeolojik yerdeki yazıtın okunması başka bir yere atıfta bulunuyor. Bunlar da kaynak olarak değerlendiriliyor. A demişiz, B'de olması lazım burası. Yüzey araştırması. Bir bölgedeki kale kalıntıları, höyüklerin, yolların saptanması. Yüzey araştırmasının esası herhangi bir yerde yaşanmış ise toprağın altında olanların izlerinin yüzeye yansımasıdır. Şöyleymiş, biraz önce ben de bilmiyordum bunu ama çok enteresan okudum kitaplarda. Şöyle, höyüklerde alttaki dönemlerin kalıtları yanlardan toprak olarak seramik ya da keramik parçaları olarak fışkırıyormuş, topraktan görülüyormuş buralarda. Oradan da burada eskiden altında uygarlık var diye düşünülüyor. Bir diğer yöntem hava fotoğrafı ve uzaydan algılama. İnka çizgilerinin bulunması hava incelemesiyle olmuş. Belgesellerde görmüşsünüzdür. İnkalardan, Güney Amerika uygarlığından kalma iki temel unsur var. Bir tanesi bu hava fotoğraflarıyla bulunan yer çizgileri. Bir tanesi de Machu Picchu denen çok yüksekteki bir şehir. Yine Mezopotamya'da Babil, Asur sulama kanalları da hava fotoğrafları ve uzaydan algılama ile bulunmuş. Şimdi gelelim, şunlara geleceğiz. Kazı yöntemine D demişiz. Eskiden kazılar harfiyat şeklinde oluyormuş. Yani nasıl ki bugün bir apartman yaparken haldır huldur toprağa kazıyorlar. Eskiden de böyle yapıyorlarmış. Ama modern arkeoloji asla buna müsaade etmiyor şimdi. Çok daha titizlikte, hatta belgesellerde, filmlerde görmüşsünüzdür. Fırçayla falan çalışıyorlar böyle. Çok ince işçilik çalışıyorlar. Onun için çok yoğun, yavaş ilerleyen bir çalışma ve çok zahmetli bir çalışma. Şimdi modern arkeolojik yönteme
ızgaralama yöntemi diyorlar. Şöyle tepeden baktığımızda ızgara ızgara açıyorlar. Mesela buraya merdivenle iniyorlar. Bu merdivenden her katmanı ayrı ayrı inceliyorlar. Duvarlarını da inceliyorlar. Değişimleri, dönemleri falan görüyorlar. Çok ince bir çalışma. Buna da ızgaralama yöntemi adı veriliyormuş. Değerlendirme. Tabii yeri bulduk. Izgaraladık. Arkeolojik kalıntıları tek tek inceledik, toparladık. Bir de bunları anlamlandırmak, değerlendirmek var. Değerlendirmenin ilk ve temel aşaması bulguların arkeolojinin kendi özgün yöntemlerine göre sınıflandırılması. Bu tabii çok teknik bir iş. Arkeologların bileceği bir iş. Mesela ben bir seramik gördüğümde bu seramik hangi dönemdedir, neye aittir? Ben çözdüremem bunu, bilemem. Ama arkeologlar baktıkları zaman bu Halaf uygarlığı, bu Obeyt uygarlığı, bu Hitit, bu Hattiler falan diyorlar. Oradaki renklerden, desenlerden, bu tabii profesyonel bir iş. Bir değerlendirmedir bu da. Değerlendirmenin ikinci aşaması buluntular analitik yöntemlerle analiz edilir. Karbon 14, DNA analizi, polarizasyon gibi. Bu süreçte biyoloji, fizik, kimya, fizik, genetik, botanik gibi bilimlerin verilerden faydalanılır. Günümüzde bu nokta arkeometrik çalışmalar olarak da tanımlanır. Bu da sorulabilecek bir sorudur. Arkeometrik çalışma nedir? Yaşlandırma, karbon 14 yöntemi, jeomanyetik yöntem gibi değerlendirmede yaşı tayin etme gibi unsurlardır. Arkeolojide yaklaşımlar, kuramlar, tabii burası antropoloji kadar derinlemesine değil ve aslında antropolojide bahsettiğimiz kuramların bir paralelidir. Antropolojide evrimci yaklaşımdan bahsetmiştik. Aynısının arkeolojiye yansıması evrimci arkeoloji diye geçer. Difüzyonizm yine Frans Boas'a ait olarak söylemiştik difüzyonizmi. Marksist yaklaşımları Geertz yanlış söyledim biraz önce, dayalı olarak söylemiştik. Yine yeni Marksist yaklaşımlar Gordon Childe ve Leslie White'a ait diye aynı antropolojinin burada yansıması vardır. Bir de yeni yaklaşımlar vardır. Yani şurası aslında antropolojide söylediğimiz yaklaşımlarla iç içedir. Çünkü antropologlar bir şey söylerken mutlaka antropologlar bir şey söylerken mutlaka arkeolojiden destek alıyorlar. İç içe geçmiş durumda. İki tür kurtarma kazısından bahsediliyor. Bir tanesi çalışmaların hızlı yapılması, bir tanesi de kalıtların başka yere taşınması şeklinde kurtarma kazıları yapılıyor deniyor. Deneysel arkeoloji, bu çok hoş, belgesellerde seyrettim. Buluntuların oluşturulma sürecinin deneylenerek test edilmesi. Mesela seyrettiğim bir belgesel, acaba gerçekten piramitleri böyle insan kas gücüyle yapılabilir mi falan diye denemişler. Belgeselde seyretmiştim. İşte o dönemin aletleriyle bu yapılabilir mi, nasıl yapılmıştır falan diye deniyorlar. Su altı arkeolojisi, deniz seviyesinin yükselmesi ya da karanın teknolojik nedenlerle alçalması sonucu su altında kalmış yerleşim yerlerinin incelenmesidir. Batık arkeolojisi, batmış gemilerin incelenmesidir. Türk arkeologlarını sayacağız ama şurada bir tanesini, Türk arkeolojisinin ve müzeciliğin kurucusu Osman Hamdi Bey'i söylemek lazım. Diğerlerini de çok daha detaylı olarak konuşmuştuk. Halit Çambel, Ekrem Akurgal, bunlar Hititologtu. Zübeyir Koşay da bir kültür tarihçisidir. Aynı zamanda bir antropolog olarak da sayılabilir. Bunları söylemiştik. Şimdi gelelim arkeologlar ve kazılar. Asıl soru çıkabilecek yerler buraları. Biraz önceki tümülüs nedir, höyük nedir bunları sorulabilir diye anlattım. Şimdiye kadar sormadılar. Ama arkeologlar ve kazıları soruyorlar. Şunu bilmek lazım. Alman vefat etti birkaç sene önce. Klaus Schmidt Göbekli Tepe'yi bulmuş ve kazmıştır. Bulmuştur demeyelim. Aslında Göbekli Tepe oradaki halk tarafından bulunuyor. Ama bunun kazısını Klaus Schmidt yönetiyor. Arthur Evans pek meşhurdur bu. Girit'te Knossos Sarayı'nı bulmuştur. Tabi sadece saraydır, Minos uygarlığını açığa çıkartmıştır. Şileman'dan biraz önce bahsetmiştim, Truva'yı kazmıştır. Sir Wolley, Ur şehrini ve Ur kütüphanesini bulmuştur. Kütüphane çok önemlidir.
Ya 3000'di ya 30.000'di, öyle bir şey, tablet çıkıyor oradan. Onlar okunuyor falan. Çok değerli bir çalışma. James Mellard çatal höyüğü kazıyor. Hamilton Alacahöyük. Carl Humann Bergama'yı kazıyor. Howard Carter Tutankamon'un mezarı. Bunun filmini seyrettim ben. İşte birkaç kişi ölmüş orada. Acaba burada işte kötü ruhlar mı var falan? Bilim insanları da acaba virüs mü var? Bir radyoaktivite mi var falan diye. Üzerine çok belgeseller de çekildi. Hakikaten burayı kazanlar kısa süre içinde ölüyorlar falan. Böyle sıkıntılı, hala bilinemeyen esrar perdesi olan bir durum var. Burayı kazan da Howard Carter'dır. Champollion, bahsetmiştik geçtiğimiz derslerinde. Mısır dilini Rosetta taşıyla çözen Fransız dil bilimci. Krosny Çek vatandaşıdır. Hitit dilini çözmüştür. Kramer Sümerlerle ilgili çalışmıştır. Kramer'in yetiştirdiği mesela Muazzez İlmiye Çığ vardır. Kramer hocasıdır. Doktora tezinde zannedersem onun öğrencisi. Bu Tarih Sümer'de Başlar kitabı Kramer'in çok önemlidir. Tabii şöyle demiyorum. Sümer dilini Kramer çözmüştür demiyorum. Ama Sümer dilinin çözülmesi çok uzun yüzyıllara dağıldığı için mesela bir dönemi çözüyorsunuz, öbür dönem kalıyor falan. Kramer de Sümer dilinin çözülmesine katkı sağlamış bilim insanlarından bir tanesidir. Ve teorik olarak Sümer yapısını en iyi teorize eden de Kramer'dir. 1822 Rosetta taşının okunması, bu Şompolyo olayı. Ha, 1834'te Texier, Tevrat'ta geçen Hatti ülkesi Boğaz köyü buluyor. Biraz önce şunu söylemiştik. Tevrat'a dayalı olarak yer aramalar. İşte bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi Texier'in Boğaz köyü, diğer adıyla Hattuşa'yı bulması. Rawlinson önemli bir dil bilimci, 1839'da Asur yazıtlarını okumuştur. Tabii Asur yazıtları gemilerle İngiltere'ye götürülüyor. İngiltere'de, İskoçya'da bilim insanları bunları okuyor. Bunlardan bir tanesi de Rawlinson'dur. 1954, bu bilim insanlarının başlangıçta çoğu İngiliz ve Fransızdır. Daha sonra bunlara Almanlar da eklemlenmiştir. Almanlar biraz daha geç zamanda eklemlenmiştir. Mesela bu Tyler İngiliz'dir. Sümer Ur şehrini kazmıştır. 1947'de Bozet, Karatepe, Hitit yazıtlarını bulmuş ve okumuştur. Yine bu Bozert, yanlış yazmışım ben bunu, düzelteyim şunu ya, Bozet değil bu. Bozert. Bu Bozert'in ekibinde de Türk arkeolog Halet Çambel vardır. Bir kadın arkeologtur. Karatepe yazıtlarının bulunmasında onun da katkısı vardır. Ha bak, 1940'lar 1950'ler diyordum. Tam tarihi yazmışım buraya. 1949'muş. Karbon 14 yönteminin ortaya konması, bulunması. Dünyanın 7 harikası. Şimdi ilk önce şunu söyleyelim. Dünyanın 7 harikası. 2, 4, 6, 7. Orada daha az geldi gözüme de ondan. Dünyanın 7 harikası bugünün tanımlaması değildir. Dünyanın 7 harikası tanımlaması Herodot'a aittir. Ve Herodot kendi yaşadığı antik dönem, yaklaşık olarak milattan önce 500 civarlarında bilinen dünya, o zaman bilinen dünya Akdeniz ve çevresi. Amerika bilinmiyor. Çin'den belki haberdar oluyorlar ama gidip gelme yok Çin'le. Güneydoğu Asya'yı hiç bilmiyorlar. Avustralya'yı hiç bilmiyorlar mesela. O dönemde Akdeniz ve çevresinde dünyanın 7 harikası diye Herodot sayıyor bunları, ki Herodot'un saydığını biliyoruz ama muhtemelen de o dönemde başkaları da böyle kabul ediyor. Bunlardan bugün ayakta olan, bugüne gelebilmiş olan bir tane vardır. Keops piramidi. Bunlar da zaten Nil Vadisi'nde 3 tane büyük piramit vardır. Bir de küçükleri vardır. Yani aslında bilinen o 3 piramittir ama Mısır uygarlığı başka piramitler de yapmıştır. Mesela Güney Mısır'da da küçük küçük piramitler falan vardır.
piramitlerin şeyle alakalı olduğu, işte öte dünya algılayışıyla alakalı olduğu, güneşin tam gelme açısıyla oraya geldiği, canlanacakları falan diye bir takım mitolojileri var. Diğerleri, Babil'in asma bahçeleri, Venüs heykeli gibi diğerleri o dönemde varmış, kalmamış, yıkılmış, gitmiş. Babil'in asma bahçeleri Babil devletinin başkentinde, kralın adını hatırlayamıyorum ama kral efsaneye göre ne kadar doğru yazıtlardan okunuyor. Met prensesiyle evleniyor ya da kızıyla. İşte karısı da diyor ki benim ülkemde yeşillik vardı falan. Kral da asma bahçeler yaptırıyor, yeşil bir alan yaptırıyor falan. Bununla alakalıdır ama bugün yok. Zeus heykeli Olimpia Yunanistan'da. Rodos heykeli Rodos adasında. İskenderiye feneri Mısır'da İskenderiye kentinde. Halikarnasos mozolesi Bodrum'da. Artemis Tapınağı da Efes'te. Bu Artemis Tapınağı geçmişte daha geniş bir alanmış. Uzun yıllar aşama aşama yapılmış. Hah, Gürsel yazdı. Nebukadnezar. Tamam, Nebukadnezar en önemli krallar ama onun karısı için, eşi için yaptırdığından emin misin Gürsel? Bir kaynaklardan bir bak. Yanlış bir şey söylemeyelim. Emin ol, söyle yazalım, tamam mı? Ben hatırlamıyorum valla. Bir bak kaynaklardan. Birazdan söyleyelim, tamam mı? Efendim... önemli yapılar. Bunlar da soruluyor. Neler var bilmemiz gereken önemli yapılar? Mesela yanılmıyorsam tarih ÖABT'de sorular diye hatırlıyorum. Belki sosyal bilgilerde. Hatırlıyorsanız siz düzeltin beni. Çünkü ben ÖSYM sorularını alıyorum. Sonra hangisi hangisinde sorulmuştur? Ama ÖSYM'de sorulduğundan eminim. Hangisi zannedersem Anadolu'da değildir gibi bir soruydu. Knossos Sarayı Minos uygarlığına aittir. Girit'tedir. Yerebatan Sarnıcı soruldu. İstanbul'dadır ve Bizans eseridir. İshak Paşa Sarayı 1784 Ağrı'dadır. Sümele Manastırı çok yüksek bir tepede kurulmuş Trabzon'da. Hristiyanlığın bir manastırıdır. Milattan sonra 400'lerde yapılmıştır. Ayasofya Bizans Justinian dönemidir. Ayasofya'nın da adı aslında biz Ayasofya diyoruz. Asıl adı Haya Sofia'dır. Çok enteresan bir ismi var. Sofia, felsefedeki Sofia, bilgelik demektir. Haya, hayın İngilizce, hayın Latincesidir. Yüksek bilgelik anlamına geliyor. Tabii orada yıpranıyor, tekrar yapılıyor falan. Mimar Sinan'ın desteklemesi, yani yeni bir yıkılmasın diye yaptığı bir şeyler de var. Aspendos Tiyatrosu Antalya'da Roma dönemine ait. Meryem Ana Kilisesi Efes, İzmir'de. Saint Nicholas Kilisesi Demre'de. Bu Kaş'la Fenike arasında, o kıyı şeridinde. Aya Irini İstanbul'da kilise ve müze olarak kullanılıyor. Hattuşa Ören Yeri, Hititlerden kalma, konuşmuştuk bunu. Hitit Güneş Kursu, Hititlerden kalmadır. Hatta eti bisküvilerinin ya da şekerlemelerinin hala amblem olarak kullandığı böyle bir güneş kursu onlardan kalmadır. Selimiye Camii çok önemli bir eser. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami Edirne'dedir. Divriği Ulu Camii, bunu da söylemiştik. Evet, yine bir şey yazmış arkadaşlar. Tamam, Gürsel bakmış kaynaklara. Bu eşi için Babil'in asma bahçelerini yaptıran Nebukadnezar'mış. Ondan sonra Nebukadnezar'ı şeyden biliyoruz. Yahudi sürgünden biliyoruz. Yahudi devletini yenmişti. Önemli bir kısım Yahudi'yi Babil'e, sürgüne köleleştirmişti. Sonra da onları kim kurtaracaktı?
Pers kralı kurtarıyordu. Teşekkür ederim. Efendime söyleyeyim. Hatırlayalım. Önemli eserler. Antoninler Çeşmesi, Burdur. Sagalassos. Burdur'dan sapıyorsunuz. Yani Isparta ile Burdur arasında bu. Bir antik şehirdir. Yine Ebul Manucehir Camii. İlk Anadolu'daki camidir. 1071 Malazgirt Savaşı. Bu caminin de tarihi 1072. Yine İngiltere'de Stonehenge yapılarını bilmek lazım. Böyle dolfin mi diyorlardı ona? Ne için yapıldığı tam hala tartışmalı. Büyük kaya sütunların üst üste konmasıyla. İşte belgesellerde seyrettim. Bir kısmı diyor ki gezegenleri temsil ediyor. Bir kısmı güneş sistemini temsil ediyor diyor. Hala çözülebilmiş değil. Güney Amerika'da, Peru'da, Machu Picchu'da, İnka, Şili'deymiş. Pardon. Şili'de. Peru biraz içeride kalıyor. Doğru. Şili tarafında. İnkalardan kalma çok yüksek bir yerde. Seksek böyle erozyona karşı tabii yüksek bir yer. Tarım yapılan çok enteresan bir şehir. Persepolis'i bilmek lazım. İran'ın başkenti. O dönemin başkenti. Kolezyum'u bilmek lazım. Kolezyum Roma'daki kütüphanedir. Yine bir başka kolezyum Efes'te vardır. Efes'teki bayağı yıkılmış haldedir. Ana çatısı duruyor. Hadrianus Kapısı Antalya sur içinde. Hasan olan heykelci M.Ö. 3000 civarında Ankara Elmadağ'da bulunuyor. Şu anda müzede tabii. Ana tanrıca heykelci o şişman böyle topraktan yapılmış gibi Çatalhöyük'te bulunan meşhur heykelciktir. Tabii o ana tanrıça heykelciğine de Kübele adı verilmiştir. Tabii o dönem ne deniyor bilinmez. Ama genelde Anadolu'daki ana tanrıça ismine Kübele dendiği için öyle bir yakıştırma yapılmıştır. Tabii o Kübele'nin de daha sonraları İyonlar'da Artemis kültürüne dönüştüğü söyleniyor arkeologlar tarafından. Evet, yurt dışına kaçılmış Anadolu eserleri. Oo, bayağı bir şeyler varmış burada daha söylememiz gereken. Evet. Zeus Sunağı Bergama'da kaçırılmış. Ben bunu küçük bir şey zannediyordum. Geçen belgeselde seyrettim. Bayağı yani bir üniversitenin rektörlük binası gibi böyle geniş bir giriş. Çok onu nasıl kaçırmışlar parça parça böyle yani gemilere sığmaz o yani. Böyle çok büyük bir yer. Yine Athena Tapınağı Bergama Berlin Müzesi'ne götürülmüş. Millet Kuzey Kapısı Berlin Müzesi'nde şu anda. Nereitler Anıtı Xantos'ta Antalya tarafında. Bu İngiltere British Museum'da. Troya hazineleri bir kısmı ve büyük oranda Rusya'da, bir kısmı Almanya'da, bir kısmı da Türkiye'ye iade edildi. Üç Güzeller Mozaiği Antakya'dan Paris Louvre Müzesi'ne kaçırılmış. Dionysos Mozaiği Antakya'dan Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılmış. İhtiyar Balıkçı Heykeli, neden bunları anlatıyorum? Çünkü yurt dışında ne var falan diye soru olarak sordular. Afrodisias ihtiyar balıkçı heykeli Aydın'dan Berlin Müzesi'ne kaçırılmış. Bu çok enteresan bir hikaye. Beyhekim Camii mozaikli mihrabı Konya'dan Almanya'ya kaçırılmış. O dönem Konya'daki Almanya konsolosu biz bunu tamir edeceğiz, alalım götürelim, tamir edelim çok güzel eser falan diye kandırmış götürmüş sonra da vermemişler. Çok acıklı bir hikayesi vardı. Müthiş bir işçilik var üzerinde. Ben de belgesellerde gördüm. Payava Lahti, Likya bu bugün Çıralı Olimpos dediğimiz bölgede Antalya'da oradan kaçırılmış. Hala orada lahitler var ama içi boş.
Bu içindeki eserlerle kaçırılmış British Museum'a. Hatta ben gittim buraya Olimpos'ta lahitleri böyle delmişler. Baya baya hunharca delmişler. İçinde bir şey varsa da yağmalamışlar. Kilidos aslanı Datça'nın diğer adı diğer adı demeyelim Yunanca adı Kinidos'tur. Buradaki sembol Kinidos aslanı da British Museum'a kaçırılmış. Anadolu'da antik yerleşmeler. Efes Selçuk. Çoğumuzun gittiği bir yerdir. Ulaşım da kolaydır. Kuşadası tarafındadır. İzmir Kuşadası. Efes Selçuk mermerden yapılmış liman şehridir. Kenti ticaret vergileriyle zenginleşmiş ve her tarafı mermerden diye o dönem bile ün salmış bir yerdir. Bu Kolezyum dediğim şeyin benzeri Celsus Kütüphanesi vardır burada. Yine Artemis Tapınağı ve Felsefe Okulu vardır Efes'te. Efes döneminde liman şehriymiş. Bugün bayağı içeride kalmış. Yani kaç kilometre? 5 mi? 10 kilometre mi? İçeridedir. Bayağı içeride kalıyor. Bu da sebebi oradan alüvyonlu toprakların orayı körfezi doldurması. Pergamon, bugünkü adı Bergama. Bir kütüphane var. Şifahane ve parşömen kağıdı da burayla alakalı. Bunun hikayesi şu. O dönemde, Helenistik dönemde meşhur olan kütüphane İskenderiye Kütüphanesi. Bergama Kralı da İskenderiye Kütüphanesi ile baş edebilmek, en az onun kadar iyi bir kütüphane olsun diye kitap topluyor ve vergilerle, vergi olarak da kitap istiyor. Hatta şey derler, İskenderiye Kütüphanesi'ne limana uğrayan her gemiden işte kitap getirmesi istenilmiş falan. Fakat papirüs yok şeyde Bergama'da. Mısır'da papirüs var. Onlar da papirüsün yerine parşömen diye bir kağıt icat etmişler. Ona yazmışlar. Yine Milet Didemos antik ismi. Aydın Söke'de Apollon Tapınağı kutsal Apollon alanı. Herodot tarihinde burası anlatılır. Burası bir yerleşim yeri değil, kutsal alandır. Yani tören alanıdır. O dönem insanlarınca kutsal sayılan bir tören alanı. Mira antik kenti Kaş-Fenike arasında Likya dönemi. Bu çok karıştırılıyor. Bu Lidya demir çağı bu parayı bulan uygarlık. Aynısı değil bunlar. Bu Lidyalılar parayı bulanlar. Likya ise Helenistik bir krallıktır. Ve konumlama olarak da Antalya'dır. Likya döneminde kaya mezarları, Roma dönemi tiyatrosu, Bizans dönemi St. Nicholas Kilisesi vardır demişiz. Aspendos tiyatrosu önemli bir yapıdır. Hala da kullanılıyor. Antik kent tiyatrosu 12 bin kişilik. Milattan önce 1000 yılında Akalar kurmuş. Tiyatro ise Roma döneminden kalma demişiz. Knidos Datça Karya Devleti ki bu Karya da Helenistik dönem krallıklarındandır. Önemli bir liman kentidir. Faselis, Antalya Tekirova, Likya uygarlığının liman kentidir. Antik bir yerleşimdir. Olimpos biraz önce bahsettiğim Çıralı dediğim bu Likya mezarlarının Payava mezarının kaçırıldığı yer. Likya Birliği'nin liman kenti çok da korunaklı bir körfez alanında. Yani oraya girmeye kalksanız orada bulunan insanlara, gemilere avantaj sağlayan bir korunaklılığı var böyle. Patara, Fenike, Kalkan arasında bulunuyor. Likya Birliği Xantos Vadisi'nde demişiz. Leton yine bir antik yerleşim. Fenike Kaş arasında Likya Birliği 3 tane tapınak varmış burada. Apollon ben bunu görmedim. Artemis ve Leto tapınakları. Leto bunların yerel tanrıları. Apollon ve Artemis de zaten bu kadın tanrıça, ana tanrıça. Bu da erkek aklı temsil ediyor. Bunun karşısında Dionysos şehveti ve
duygusallığı temsil ediyor. Apollon ise aklı temsil ediyor. Daha sonra Roma döneminde bu Mars'a dönüşecek. İki tane Yunan tanrısını bir de kendi yerel tanrılarını alıp üçlü bir panteon diyorlar. Bu tanrılar birkaç tanrıya yapılan tapınaklara panteon diyorlar. Bir panteon kuruyorlar orada. Phokai Foça eski ismi. İonya uygarlığının en büyük liman kentidir. Xanthos yine bir antik yerleşim. Fethiye, Kaş arasında Likya Birliği'ne ait. Sardes, bunu konuşmuştuk biliyorsunuz. Manisa'da Lidya'nın başkenti ve Kral Yolu'nun başlangıcı. Yine burada Sart'ta Türkçe'de çok bizim çocukluğumuzda bile duyardık. Kral Karun kadar zengin falan. Bu aslında Türkçe'ye dönüşümü, orijinali bunun Krasüs'tür. Bu Krasüs de o dönemin Lidya kralıdır. Karun hazinelerinde bulunmuş, kaçırılmış, tekrar gelmiş falan karışık bir hikayesi var bunun. Ama Karun hazinelerinin Lidya ile alakalı ve Sart şeklinde alakalı olduğunu bilmek lazım. Perge, Antalya Aksu'da antik Pamfilya'nın başkentidir. Pamfilya kentleri Aspendos, Perge, Side, Pamfilya, Likya ile Klikya arasındadır. Tabi burada çok antik döneme ait laf var. Bunları hatırlamak zor. Evet, bir dakikadan da az kalmış. Burada bırakalım arkadaşlar. Üçüncü bir dersimiz olacak. Yetişmeyecek bu ondan sonra. Hadi bakalım burada bırakalım. Bayağı da zor şeyler var burada. Dersimizi burada kapatalım. Üçüncü derste yine görüşmek üzere. Hadi bakalım. İyi günler diyorum. Görüşmek üzere.